Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, yine yepyeni bir tarifle sizlerleyim. Kars ketesi yaptık. Kars ketesinin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler. Arkadaşlar tarifimize başlarken bir su bardağı eritilmiş tereyağını tabağımıza alıyoruz. 2 su bardağı da ılık süt katıyoruz. Ben tereyağını kullandığım tereyağı ölçtüğüm bardakla sütlerimi de katıyorum. Evet, 2 su bardağı süt koyduk. 1 çorba kaşığı da şeker ilave ediyoruz. 1 paket kuru maya ilave ettik. Şöyle bir sırtma teliyle iyice bir karıştırıyoruz. Evet, iyice karıştırdıktan sonra şimdi unumuzu ilave ediyoruz. 8 bardak unumuzu aldık yoğurma kabımıza. Şimdilik 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu aldık. Şimdi yoğurmaya başlayacağız arkadaşlar. Evet. Un yetersiz gelecektir büyük bir ihtimalle. Unu tekrar ekleyeceğiz ama dediğim gibi azar azar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Dediğim gibi 8 bardak un kullandık. Şimdi bunun üzerini kapatacağız, mayalanmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalanırken iç malzemesini hazırlıyoruz. 2 çorba kaşığı dolu tereyağı koyduk tavamıza. 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ kattık. Arkadaşlar bu tarif annemden bize miras. Daha önce Kars'la Iğdır birleşik olduğu için bizim annem de sürekli yaptığı keteydi bu. Şimdi bizler de annemden öğrendiğimiz şekilde yapıyoruz sizlerle paylaşmak için. Bu durumdayken unumuzu dahil ediyoruz. Sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Evet, bu durumdayken 2 çorba kaşığı da şeker ilave ediyoruz. Bu şekeri katmayabilirsiniz. Damak tadınıza göre uygulayabilirsiniz. Biz böyle sevdiğimiz için biz böyle yapıyoruz. Şekerli yapıyoruz ama şeker katılmadan da olabiliyor. 1 çay bardağı da ceviz kırığı katıyoruz. Bu ceviz kırığını da aynı şeker gibi isterseniz katmayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, iç malzememiz iyice pişti. 1,5 su bardağı, unutmadan söyleyeyim, 1,5 su bardağı un kullandık ve şimdi bunu başka bir tabağa aldık. Soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı, bayağı da kabardı. Şimdi üzerini açıp hamurumuzun ilk o havasını alıyoruz şöyle. Sonra tezgahımıza un serptik, oraya alacağız. Evet, hamurumuzu tezgahımıza aldık. Şimdi bezeleri ayırıyoruz. Altı tane bezeyi ayırdık. Sizler daha da büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Evet.
Bütün bezelerimizi aynı sistemle yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bezelerimizi yaptık. Şimdi un serptiğimiz bir tabağımıza bezelerimizi alıyoruz ve üzerini kapatacağız. Şöyle bir 10 dakika dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar, ilk bezemizden başlıyorum açmaya. İlk önce elimle şöyle bir bastırıyorum ve merdane yardımıyla açıyorum. Evet, biraz merdane yardımıyla açıyorum. Merdaneyle biraz büyüttükten sonra oklavayla açıyorum arkadaşlar. Sizler direkt oklavayla veya merdaneyle de açabilirsiniz. Gram tereyağı eritmiştim. Onunla şöyle her tarafını yağlıyorum. Her tarafını eşit şekilde yağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle katlıyoruz. Evet, şimdi bunu kenara alıyoruz. Diğer bezemizi alacağız. Evet, ikinci bezemizi de aynı şekilde açtık ve yağlıyoruz. Her tarafına yağ gelecek şekilde yağlıyoruz. Evet, buraya da sürüp bunu da kenara alıyoruz. Bütün bezelerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar,
İlk yağlayıp kenara aldığımız hamurumuzdan başlıyoruz tekrar açmaya. Hafif elimizle bastırıp sonra merdane yardımıyla arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Bunu da yağlayıp kenara koyduğumuz zaman lütfen üzerine örtelim. Örtmezsek eğer kapatmazsak üzerine bir streç filmle bir naylonla kapatmazsak sertleşir ve sonra şekil vermeniz zorlaşır. Evet, yeterince açtık. Şimdi iç malzemesini koyuyoruz. Şöyle katlıyoruz. Evet, toparlıyoruz. Böylesine ters çevirip tekrar geriye alıyoruz tepsimize. Aynı şekilde açmaya devam ediyoruz. Önce elimizle hafif bastırıyoruz. Sonra merdane yardımıyla açıyoruz. Evet. Yine aynı şekilde şöyle uçlarını getiriyoruz, kapatıyoruz. Aynen böyle. Şu kenarları toparlıyoruz. Yuvarlıyoruz ve yine üzerini kapatıp kenara alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitti. Şöyle yerleştirdik. Arkadaşlar bir tepsiye 3 tane yerleştirdim ben. İki tane de koyabilirsiniz. Kendi zevkinize kalmış. Bu arada da fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Fırınımız ısınıyor. Üzerine de bir yumurta sarısını bir de artan tereyağımızdan vardı. Onu karıştırarak bir yemek kaşığı kadar tereyağı olabilir. Onu karıştırdık. Üzerine sürüyoruz. Evet arkadaşlar tamamını sürdük. Çatalla da şöyle üzerine bir şekil veriyoruz. Çatalla şekil verdikten sonra bir iki yerine de şöyle çatalla delikler açıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar bitti. Ketemiz oldu, çıktı. Çok güzel de oldu. Görüntüsü güzel oldu. Güzel pişti. Evet ketemizin şimdi iç kısmını da göstermek istiyoruz. Sizlere paylaşmak istiyoruz. Evet, içi de böyle çok güzel oldu dediğim gibi. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.